Herkese merhaba. Özel Bağlar Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Doktor Zafer Özdağ. Bugün size hipertansiyonun tanımı, teşhisi ve tedavisi hakkında kısaca da olsa bilgi vermeye çalışacağım. Hipertansiyon tanımı yüksek kan basıncını ifade eden bir terimdir. Kan basıncı damarlardaki kanın damar duvarına yaptığı baskı, zorlama veya diğer bir isimle basınca biz kan basıncı diyoruz. Hipertansiyonun bir başka tanımı ise sistolik kan basıncının, ki buna halk arasında büyük tansiyon deniyor, 140 mm civanın, diastolik kan basıncının ise halk arasında buna da küçük tansiyon deniyor, 90 mm civanın üzerinde olmasına hipertansiyon denir. En sık görülen baş ağrısıdır. Baş ağrısı da özellikle sabahleyin öğleye doğru enseden başlayıp kafanın arka tarafına doğru görülen bir baş ağrısıdır. Burun kanaması, göz içi kanamaları, bulantı, kusma, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve kulakta çınlama gibi belirtilerle de hasta karşımıza gelebilmektedir. Bir hafta boyunca her gün günde bir kez tansiyonunuzu ölçün. Eğer tüm tansiyonlarda 14 ve üzeri ise kesinlikle sizde hipertansiyon vardır. Diğer bir tansiyon ölçme ve tanıyı kesin koymanın bir başka yolu da tansiyon orteri cihazıyla 24 saat tansiyonunuzu ölçeriz. 24 saat sonucunda eğer tansiyonda 135-85'in üzerindeyse yine sizde hipertansiyon olduğu kesinleşmiş olur. Bu hem ilaçlı hem de ilaçsız olmaktadır. İlaçsız tansiyonu düşürme daha çok yaşam tarzı değişikliğiyle ilgilidir. Bunların başında, en başında gelen ise tuz. Tuzu azaltmak lazım. Tuzu yemeklerde az tuzlu olacak. Tuzlu şeylerden ise uzak durmak lazım. Bir başka yaşam tarzı değişikliği ise egzersiz yapmaktır. Haftanın 5 günü her seferinde 45 dakika hızlı, tempolu yürümek lazım. Bu uzun dönem yapıldığı zaman tansiyonlarda 14 ise örneğin 13'e düşebilir. Yani tansiyonunuzu biraz düşürebilir. Ayrıca eğer şişmanlık varsa kilo vermeyle de tansiyonunuzu azaltabilirsiniz. En başta göğüs, böbrek, kalp sorunlarıyla baş başa kalırız. Gözde hipertansif retinopati, böbreklerde kronik böbrek yetmezliği, kalpte ise kalp yetmezliği ve kalp krizi geçirme riskiniz artar. Bunlar için, bu hastalıklar için hipertansiyon bir risk faktörüdür.